Bitkilerin Deli kanalından merhabalar. Bugün sizlerle Carpo Brutus yani kazaya ya da makas çiçeği olarak bilinen bu yer örtücü çiçeğimize hem bakım vereceğiz hem de neler ister onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle genel bilgiler verelim. Evet, Carpo Brutus yani kazaya ya da işte makas çiçeği olarak bilinen bu çiçeğimiz hemen hemen toprak seçimi olmayan her toprakta yetişen, özellikle mesela Akdeniz bölgesinde tuzlu ortamlarda bile yetişebilen bir çiçeğimiz bu kazaya çiçeğimiz. Hem sıcağı seviyor, hem soğuğa dayanıklı, hem de görüyorsunuz kuraklığa dayanıklı. Bütün kış boyunca sadece bir defa suladım. Ama şu anda biz bunu mesela saksısından çıkartacağız. Hem yer örtücü hem de sarkıcı bir özelliği var. Bol güneşin altında yetişebilen bir çiçek olduğu için saksımıza herhangi bir toprak, benim geçen yıldan kalan toprağımın yarısı eski toprak, yarısı da yeni toprak karıştırdım. Şimdi bu saksımıza bunu güzel bir şekilde yayacağız ve böylece sarkacak. Mor mor o kadar güzel çiçekler açacak ki biz de açınca tekrardan Instagram'dan fotoğraflarını paylaşacağım. Şu anda çok kötü görünebilir ama gayet sağlıklı bir çiçek. Görüyorsunuz bunun çoğaltmasını falan da şimdi bakımını verirken anlatalım nasıl yapacağımızı. Öncelikle söküyoruz. Hem değişimini yapalım hem de istediği özelliklerden de bahsedelim. Bakalım kökümüz nasıl, çok derinlerde mi? Yoksa yüzeysel bir kökü mü var, görelim. O kadar rahat bir şekilde yerleşiyor ki bayağı bir derine gitmiş. Şimdi kaynana dilinin yanından, dikenli bir kaktüsün yanından bunu çıkarmaya çalışmak biraz insanı tedirgin ediyor. Biraz eşeleyelim. Kökümüze de zarar vermeyecek şekilde. Toprağımın içerisinde, hatta önceki toprağında, şu anda bulunan toprağında bahçe toprağı yoğunlukta olan bir toprak görünüyor. Çünkü herhangi bir seçiciliği olmadığı için, ama çok geçirgen bir toprağımız var. Taşlı, kumlu, herhangi bir toprağı ekebiliyorsunuz. Gübre de çok istemeyen bir çiçek. Derinlere kadar gitmiş, su aramış çünkü biraz susuz kaldı bütün kış boyunca. Bu kökünden tam çıkmamış olsa bile, kopmuş olsa bile çok hızlı bir şekilde tekrardan kök veren bir çiçek. Çok rahat bir şekilde yetişiyor. Bakalım. Köklerimiz çok sağlıklı görünmüyor çünkü zaten susuz kalmış. Biz hatta bunu tamamen budayabiliriz yeniden kök vermesi için. Şu tüm boğumlardan yeniden kök verecek. Ben bunu aldığımda sadece şu kadar, 3 ayağı olan bir çiçek şeklindeydi. Şu kadar küçüktü. Şu anda mesela buradan uzamış, şuradan uzamış, buradan uzamış. Şunları ben size tekrar göstereyim. Şu şekilde ektiğimizde bu boğumları toprak içerisine koyduğumuzda bu boğumlardan, her bir boğumdan tekrardan köklenecek ve aşağıya doğru sarkacak. Hatta toprağın üstünü de kaplayacak. Ve çok güzel mor mor çiçekler verecek. Genel bilgilerimizden devam edelim. Şimdi bakımını vereceğiz. Toprak seçimini ne dedik? Herhangi bir toprak, özel bir toprak istemiyor. Herhangi bir toprakta, hatta tuzlu topraklarda, deniz kenarındaki özellikle otellerde bile mor mor bütün etrafı yayan çok güzel bir çiçeğimiz. Sulamasına gelince yine susuzluğa çok dayanıklı. Görüyorsunuz hayatta kalmak için yani en sonuna kadar mücadele veriyor. Turgurunu kaybetmiş ama biz bunu şimdi toprağa ekip suladıktan sonra çok güzel bir şekilde tekrar eski turgurunu kazanacak ve yeniden yeni yeni sürgünler verecek ve bütün saksımızı kaplayacak. Sulamamız susuzluğa dayanıklı ama toprağımız kurudukça sulamamız gerekiyor. Nasıl bir ortama koymamız gerekiyor? Evinizde bol güneş alan bir ortama koyduğunuzda size bol bol çiçekler verecek. Evet, sukulent tarzı bir çiçek bu. Gövdesinde özellikle su tutuyor. Yaşama nedeni, uzun süre yaşamasının nedeni de zaten gövdesindeki bu su tutmasından dolayı. Ve hastalık açısından da yaprak bitlerine karşı biraz hassas ama bol güneşe koyarsanız, zaten havadar bir ortam, dış ortamda bulunan bir çiçek. Evin içerisinde zaten yetiştirmiyoruz bunu. Yer örtücü ve sarkıcı çiçekler olarak kullanıyoruz. Hatta evinizde, bahçenizde işte görünmesini istemediğiniz bir alan varsa o alanı halı şeklinde böyle bunu ekerek kapatabilirsiniz. Ve çiçek açtığında da muhteşem bir görüntüsü oluyor. Şimdi biz de çiçeğimize bakım vereceğiz. Ve tekrardan yeni saksımızı alacağız. Sadece kuru yapraklarını alıyorum. Bu kökümüz, şu kötü olan köklerimizi buduyorum. Yine budadıktan sonra hala canlı kökümüz var. Daha çabuk tutması için kökünü tekrar toprağın içerisine ekeceğim. Sadece kuruyan yapraklarını alıyorum. Çoğaltım konusunda da nasıl yapabileceğinizi de tekrar tüm bakımını verdikten sonra, hatta bir tanesini keser, o şekilde ekebiliriz.
Yere değse kök salıyor bu çiçek. Çok rahat bir şekilde kökleniyor. Yani çoğaltmanız için herhangi bir çaba bile göstermeniz gerekmiyor. Kopsa toprağa düşse oradan kök salıyor. O yüzden bakımı en rahat çiçeklerden bir tanesi. Güzel çiçek açsın diyorsanız işte Nisan, Mayıs gibi çiçeklenmeye başlıyor ve neredeyse bütün sonbahara kadar çiçek açıyor. Ve çok yıllık bir bitki. Kışında -17 dereceye kadar dayanabiliyor. Hatta dışarıdan almak zorunda bile değilsiniz. Benim iç balkonumda olduğu için bu kadar turgorunu kaybetti. Yoksa dışarıda da gayet rahat durabilirdi. Dışarıda bırakmış olsaydım şu anda gayet sağlıklı olacaktı. Çünkü kar suyu, yağmur suyu bu şekilde susuz kalmayacaktı. Şimdi kök kısmını şuraya ekeceğim. Şu kısma. Daha sonra da diğer boğum kısımlarından sürgün verebilmesi için onları da toprağa yatıracağım. Ve üzerlerini biraz toprakla kapatacağım. Ama öncelikle şu anda yani ben bunu kesmek istemiyorum ama sağlıklı bir kazaya çiçeğinizin ya şu boğumunun altından keserek, bakın şuralar hep boğum, şuralar da boğum. Şu boğumun altından keserek ekebilirsiniz. Yani 3-4 boğum da olabilir. Hatta tek bir boğum olması bile yeterli tutması için. Hani birkaç tane boğumdan ziyade sadece tek bir boğum bile keserek ekebilirsiniz. Ben şimdi bunu da toprağa yatıracağım. Şu kısmını da. Ve gömeceğim. Sadece şey kısımlarını, boğum kısımlarını toprağa gömeceğim. İsterseniz bir ataç yardımıyla da şu boğum kısımlarını hani tekrar dışarıya çıkmaması için tutturabilirsiniz. Çünkü odunsu bir gövdesi olduğu için durmayabilir. Tek yapacağınız şey bir ataçla tutturmak, sulamak. Ve sonrasında da çiçek açmasını beklemek olacak. Bol güneşe koyacağız. Şunu da şu şekilde kıvıracağım ben. Bunun da boğum kısımlarını yine toprağımızın içerisine koyuyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Şimdi her ihtimale karşı ben şunu alıyorum. Bunu suyun içerisine atacağım. Turgorunu kazanması için 1-2 gün suyun içerisinde kaldıktan sonra tekrardan ekeceğim. Bunu bu şekilde ekmeyi düşünüyorum. Hatta birkaç tane daha alabiliriz. Evet, şimdi saksımızda boğum kısımlarından gömdüğümüz kazaya çiçeğimiz bol bol sulayacağız. Çünkü çok suya ihtiyacı var. Hatta bunu birkaç gün üst üste sulayabilirim. Şimdi bir de can suyumuzu vereceğiz. Yanımda şu anda atacım yok fakat ataçla tutturmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gövdesi odunsu bir odunsulaşıyor çünkü zamanla ve kaldırıyor. Eğer toprak içerisinde kalmazsa köklenme olasılığı da biraz zayıflayacaktır. Mutlaka özellikle boğum kısımlarının toprak içinde kaldığından emin olmanız gerekiyor. Şu anda gayet güzel bir şekilde kazaya çiçeğimizi ektik. Bunları da şimdi suya koyacağız. Ve canlandıktan sonra tekrar bunun yanına ekmeyi düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok saksı o kadar çok bakım zor oluyor. Bu kazaya çiçeğimiz için yeterli bir saksı. Daldırma tekniğiyle biz kazaya çiçeğimizin bakımını verdik. Sulayacağız. Güneşli ortama koyacağız. Ve çiçek açmasını bekleyeceğiz. Şimdi kaz ayağı çiçeğimiz sizlere mesajını versin. Ben kaz ayağı çiçeğim. Görüyorsunuz turgurumu kaybetmiş olmam demek yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Ne kadar dayanıklı bir çiçek olduğumu ben çiçek açtığımda da görebilirsiniz. Kışın -17 derecelerde bile yaşayabiliyorum. Yazında sıcak, bol güneş altında yaşayabiliyorum. Hem sıcağı seviyorum, soğuğa da dayanabiliyorum. Susuzluğa da dayanabiliyorum. O yüzden rahat bir çiçek istiyorsanız böyle aşağılara sarkayım, mor mor açayım, bütün saksınızı doldurayım. Siz de böyle keyif yapın istiyorsanız işte ben, o çiçek benim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.